Süpermarketler artık hayatımızın ayrılmaz bir parçası. Bazen genel alışveriş, bazen sadece birkaç ihtiyaç için ziyaret ettiğimiz bu yerlerde bizi her zaman daha çok almaya ve elbette daha çok ödemeye iten bazı bilimsel hileler kullanılıyor. Marketten elleriniz dolu şekilde çıkmanızı sağlayan bu satış hilelerini sizler için derledik. Başlamadan önce birkaç saniyenizi ayırarak kanala abone olmayı unutmayın. Çan ikonunu tıklayıp bildirim kutucuğunu işaretleyerek son videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İyi seyirler. 1. Penceresiz ortam. Süpermarketler çoğunlukla kapalı bir kutu olarak tasarlanmıştır. Sadece giriş ve çıkış kapıları olan marketlerde pencere kesinlikle kullanılmaz. Bu yöntemle sizin dış dünyayla bağlantınızı keserek alışverişe odaklanmanız amaçlanır. 2. Labirent yöntemi. En etkili olarak IKEA'nın kullandığı bu yöntemle içeri bir kez girdikten sonra isteseniz de tüm reyonları gezmeden dışarı çıkamazsınız. Çıkışı gösteren haritalar ve yerlere sabitlenen oklarla sizi istedikleri yere götürürler. Benzer bir sistem alışveriş merkezlerinde de uygulanır. 3. Girişte taze ürünler. Yapılan araştırmalar insanların ürünleri gezmeye sağdan başladığını ortaya koymuştur. Girişte taze ürünlerin olması, diğer ürünlerin de taze olduğu algısını ortaya koymaktadır. 4. Alışveriş arabalarının büyüklüğü. Büyük alışveriş arabası bilinçaltınıza daha fazla alışveriş yapmalıyım veya daha bir şey almadım mesajı verir. Buna göre araba henüz dolmamışsa fazla alışveriş yapmamışsınız demektir. 5. Müzik seçimi. Süpermarketlerde aslında pek de fark etmediğimiz derinden gelen bir müzik vardır. Rahatlatıcı etkisi olan müzik seçimi sizin daha yavaş hareket etmenizi ve uzun süre markette kalmanızı amaçlar. Ayrıca ilginizin dağılmaması için söz içermeyen müzikler seçilir. 6. Küçük karolar. Sizi içeride daha uzun tutmanın bir başka yolu da zeminde küçük karolar kullanmaktır. Böylece aslında hızlı olmasanız da alışveriş arabasının karoların üzerinden geçerken sık ses çıkarması sizi yavaşlamaya iter. 7. Temel ihtiyaçlar. Bazen sadece yoğurt ya da ekmek almak için girdiğiniz marketten elinizde torbalarla çıkarsınız. Bunun sebebi sürekli alınan temel ihtiyaç maddelerinin süpermarketin en arka kısmına yerleştirilmesidir. Siz oraya ulaşana kadar aklınızda olmayan başka ürünler de satın alırsınız. 8. Göz hizası. En karlı ve pahalı ürünler yaklaşık 1.6 metre yüksekliktedir. Bu yükseklik insanlar için göz hizası olarak kabul edilmiş ve alışverişin en çok yapıldığı yükseklik olarak belirlenmiştir. Bazı markalar ürünlerinin bu yüksekliğe konması için marketlere fazladan para bile öder. 9. Erkek müşteri yöntemi. Erkekler alışverişte sadece almak istedikleri ürüne yönelir ve aldıktan sonra da geri dönerler. Buna bumerang etkisi denir. Erkeklerin daha fazla ürün görebilmeleri için o ürünler koridorun ortasında yer alır. 10. Sağ taraf algısı. Büyük marketler sizin marketi sağdan sola doğru gezmenizi isterler. Bu da doğal olarak koridorun sağındaki ürünlerin daha fazla dikkatinizi çekmesine sebep olur. Aynı ürünün daha pahalı olanı her zaman sağ tarafta bulunur. 11. Küsurat yöntemi. Hepimizin bildiği ancak etkisinden bir türlü kurtulamadığımız bir hiledir küsuratlı rakamlar. 19.99'luk bir ürün aslında 20 lira olsa da beynimiz bunu hep 10 küsür olarak algılamamızı sağlar. Bu yüzden sürekli dalga geçsek de marketler bu fiyatlandırmadan asla vazgeçmezler. 12. Çocuk müşteriler. Süpermarketlerde çikolata, şeker, oyuncak gibi ürünler her zaman hedef kitlesinin göz hizasında, yani alt raflarda bulunur. Ayrıca kadınların daha çok vakit geçirdiği tüm reyonlara çocuğunuz isterse çok da düşünmeden alabileceğiniz uygun fiyatlı şekerlemeler serpiştirilir. 13. Koku yöntemi. Mağaza giriş çıkışlarına yakın konumlandırılan fırınlardan gelen taze ekmek kokusu tükürük bezlerinizi çalıştırır ve dürtüsel olarak daha fazla gıda alışverişi yapmanızı sağlar. Deterjan reyonunda aldığınız mis gibi kokular da genellikle paketlerden değil, spreylerle elde edilen kokudur. 14. Tamamlayıcı ürün. Kadın pedlerinin yanında çikolatalar, prezervatiflerin yanında enerji içecekleri, içki reyonlarında kuru yemişler. Süpermarketler ürün kombinleriyle çapraz satış yaparak daha fazla ödemenizi sağlar. 15. Sebze meyve taktikleri. Sebze ve meyve reyonunda kullanılan ahşap ürünler, hatta tahta kasalar size ürünlerin taze ve organik olduğu hissi verir. Ayrıca sürekli ıslatılan, hatta artık otomatik sistemlerle su püskürtülen ürünler daha parlak ve sağlıklı görünür. 16. Et ve balık reyonları.
Bu reyonlar genellikle beyaz fayans duvarların önüne konur. Bu duvarın sağladığı ışık yansıması bu ürünlerin daha taze görünmesine sebep olur. 17. Koridorlar. Hiçbir koridorun sonunda ürünsüz bir alan bırakılmaz. Müşteri ile ürünler arasındaki sürekli göz kontağının kopmasına izin verilmez. 18. İndirim kartları. Marketlerin müşterilerine özel olarak verdiği kartlar aslında size indirim yapabilmek için değildir. Bu karta sahip olduğunuzda diğer insanlara göre daha avantajlı olduğunuzu düşünerek hem uzun vadede aynı markete gider hem de alışveriş sırasında daha rahat olursunuz. 19. Tek fiyat sepetleri. Terlikten külliye, fincandan fenere birbiriyle ilgisiz onlarca ürünün 5 lira, 10 lira gibi tek fiyattan satıldığı yığma sepetler o alanda bir kalabalık yaratmayı amaçlar. Sepet başında kendine göre bir ürün arayıp duran insanlar yeni gelenleri de alışverişe yönlendirir. 20. Kasa taktikleri. Tüm süpermarketlerde kasa çevresinde sakız, şeker, çikolata gibi sırada bekleyen insanların bir süre sonra sepete atıverecekleri ürünler yerleştirilir. Özellikle çocuklu müşteriler kendileri istemeseler de sırada bekledikleri süre boyunca ufaklığın baskısına dayanamayarak bu ucuz görünen ürünleri satın alırlar. Sonuç olarak süpermarketler size daha çok alışveriş yaptırmak için araştırmalar yapar, psikolojik yaklaşımlara, insan davranışlarına, istatistiklere göre taktikler belirlerler. Bu bilimsel tuzaklara düşüp düşmemekse sizin elinizde. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve arkadaşlarınızın da izlemesi için paylaşmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.